Herkese selam. Haftanın analizinde yine iki konuyla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır alışık olmadığı bir direniş hakkında. Uluslararası bir direniş ve bu direnişin bir önderi var ve bu direnişin bir stratejisi var ve bu direnişin parçalarından bir tanesi de Joe Biden'ın seçilmesiydi. Bunun detaylarını anlatacağım. İkincisi, Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bugüne kadar yapmadığı ama yapmayı hep planladığı temizlikle ilgili sessiz sedasız çıkardığı bir düzenleme hakkında ve bu düzenlemenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özellikle devletin başka kurumları dahil ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kadrosunda yapabileceği sınırsız sayıda değişiklikle ilgili. İlk konumuzla başlayalım. Biliyorsunuz bu yaz Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi diye bir düzenleme getirildi. Ve bu düzenlemeyle sosyal medya platformlarına, işte Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi, TikTok gibi sosyal medya platformlarına çok ağır cezalar öngören bir düzenleme yapıldı çok hızlı. Fakat çok da üzerine düşünülmüş bir düzenleme değildi. Hükümetin bu düzenlemeyi yapmasının altında iki motivasyon vardı. Fakat hükümet bu düzenlemeyi yapmasına rağmen sosyal medya platformları çok ağır cezalara rağmen direniş kararı aldılar Facebook'un önderliğinde. Şimdi detaylara geçelim. Önce bu ağır cezalar ne? Bu ağır cezalardan ilkinin kesildiğini söyleyerek başlayalım. Bütün sosyal medya platformlarına bir tanesi hariç 10'ar milyon lira ceza kesildi. O bir tanesi de Rusya'nın Facebook'u dediğimiz VK. Ki bu Türkiye'ye yasaların istediği düzenlemeleri, Türkiye'nin yasaların istediği bu yeni düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirdi. Neydi bu gereklilik? Birinci adımda bu yeni yasada diyordu ki bütün sosyal medya platformlarına 1 milyon kullanıcısı Türkiye'de olan sosyal medya platformlarına en az. Diyordu ki Türkiye'ye bir temsilci atacaksınız. Birinci şart. İkinci şart. Türkiye'den bağlanan kullanıcıların bütün bilgilerini içeren serverları Türkiye'de tutacaksınız. Bu ikinci şart, iki önemli şart. Başka şartlar da var ama bu ikisi çok önemli. Ve temsilci atamak için de işte Kasım ayının başına kadar bu sosyal medya platformlarına süre verilmişti. Fakat dediğim gibi Rusya'nın Facebook'u hariç, VK hariç, diğer sosyal medya platformlarının hiçbiri temsilci atamadılar. Hatta Facebook bu sürenin bitimine daha zaman varken temsilci atamayacağını resmen bildirdi. Yani direneceğim bu karara dedi Facebook. Ve Facebook'un liderliğinde Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya platformları temsilci atamadılar. Temsilci atamayınca ilk adımda kesilecek ceza 10 milyon liraydı ve Kasım ayı başı itibariyle 10'ar milyon lira ceza kesildi. Sosyal medya platformları yine direndiler ve bu cezayı ödemediler. Şimdi ikinci adımda gelecek bir ceza var. İkinci adımda 30'ar milyon lira ceza kesilecek sosyal medya platformlarına. Ve bu 30'ar milyon lira cezayı da ödemezlerse üçüncü adımda sosyal medya platformlarına reklam yasağı getirecek. Türkiye'den reklam alınmayacaklar. Bununla ilgili öngörülen takvim de Ocak ayı başı. Sosyal medya platformları yine temsilci atamazlarsa Türkiye'ye bu sefer Nisan ayında sosyal medya platformlarının bant genişlikleri %90 oranında kısıtlanacak. Yani fiilen sosyal medya platformları kapatılacak. Kimse giremez %10 bant genişliğiyle. Peki Tayyip Erdoğan bu temsilci atama konusunu neden önemli görüyor? Şimdi Türkiye'de bir medya vardı. Özgürlüğü tartışılır pek çok sorunu olan fakat bir medya vardı Türkiye'de ve bu medya kuruluşlarının bir kısmı kapatıldı, bir kısmı susturuldu, bir kısmının baskıyla sattırıldı, sahiplik yapısı değiştirildi vesaire. Bir kısmına TMSF'liyle konulup yandaş iş adamlarına satıldı devlet eliyle vesaire ve medya yok edildi. Çünkü medya patronları da medya yöneticileri de Türkiye'de yaşıyorlardı ve bunlar Tayyip Erdoğan'ın istediği zaman tutuklayabileceği, hapse atabileceği, mal varlıklarına el koyabileceği kişilerdi. Ki bunların hepsini de yaptı. Gazetecileri tutukladı, medya patronlarına cezalar kesti, mal varlıklarına el koydu, medya kuruluşlarını kapattı, hepsini yaptı.
Dolayısıyla Türkiye'deki maddeyi tamamen sindirdi. Fakat sosyal medya platformlarının tamamı uluslararası menşeli platformlar ve platformları susturmak kolay değil. Ama birer temsilci atarlarsa ve işte bu temsilcinin mecburen bağlı olacağı çalışanları da olacak sosyal medyada. Çünkü bununla ilgili de Türkiye'de bununla ilgili de bazı düzenlemeler isteniyor. Dolayısıyla bu temsilciyi Tayyip Erdoğan istediği zaman tutuklama avantajı, yani hakimler, savcılar istediği zaman tutuklama avantajı ellerinde bulunduruyorlar. Dolayısıyla bu temsilciler kendi güvenliklerini düşünerek bu sosyal medya platformlarına doğru otosansür yapacaklar. Sonra ikinci adımda Tayyip Erdoğan, bu tabii ki bu temsilcilerin bizzat kendi istediği adamlar olmasını isteyecekler. O adım adım o baskılar sonra gelecek. Fakat ilk adımda burada her an tutuklayabilecekleri, baskı kurabilecekleri bir insan istiyorlar. Tabii sosyal medya platformları da bunu biliyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın bunu neden istediğini, Türkiye gelirse ne olacağını, bunun kendilerine nasıl sansür olacağını ve kendilerine nasıl bir denetim altına sokulup o bağımsızlığının, ıldıklarının yok olacağını biliyorlar. Bu yüzden temsilci atamak istemiyorlar ve atamadılar. İkinci bir şey var Tayyip Erdoğan istediği. Serverları Türkiye'de bulunduracaksınız diyor. Türkiye'den bağlanan kişilerin serverlarını. Neden? Şimdi insanların kişisel bilgileri vesaire gibi şeylere kolayca ulaşmak istiyorlar. Bir savcılık bir karar çıkardığında o karar doğrultusunda bilişim polisi gidecek ve sosyal medya platformu mesela Twitter'ın serverlarının tamamının kopyasını alıp gelecek. Dolayısıyla çok önemli kişisel bilgiler Twitter'ın eline geçmiş olacak, savcılıkların eline, dolayısıyla da rejimin eline geçmiş olacak. Sosyal medya platformları buna da direndiler ve serverlarını Türkiye'ye getirmediler. Şimdi bu yasa yapılırken hiç düşünülmedi. Çünkü artık yasa yapmak öyle bir şey oldu ki hiç devlet tecrübesi olmayan böyle çoluk çocuk bir araya geliyorlar ve böyle kendilerince çok ağır bir yasa ortaya çıkarıyorlar. Önünü arkasına ne getirir ne götürür. Bu yasa uygulanabilir mi? Çünkü yasaların uygulanması çok önemli. Yasalar uygulanmazsa orada işte devlet otoritesi, kamunun gücü, bunların hepsi tartışılır hale geliyor ve komik duruma düşüyorsunuz. Çıkardığınız yasa aynı zamanda uygulanabilir olmalı. Ve böyle bir yasa çıkardılar. İşte 10 milyon ceza, 30 milyon ceza, reklam yasağı, bant gelişini iş yapma vesaire, böyle bir yasa çıkardılar. Şimdi direndi buna sosyal medya platformuna. Kestiniz 10 milyon ceza, ödemediler. 30 milyon olacak bant gelişini. Peki kapatabilecek misiniz bununla bütün sosyal medyayı? Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirebilecek misiniz? Yani bunu dünyaya karşı böyle yapabilecek misiniz? Bu kadar ileri gidebilecek misiniz? Şimdi sosyal medya platformları bu boyunduruğun altına, Türkiye'ye geldiklerinde bu boyunduruğun altına vergi ödeme onu kabul ettiler biliyorsunuz. Vergi reklam şirketleri kurdular burada ve vergi ödüyorlar. O ayrı bir fasıl. Fakat bu sansür boyunduruğunun altında Türkiye gibi bir ülkede Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bunu İran'da da yapmazlar, Suriye'de de yapmazlar, Suudi Arabistan'da da yapmazlar, Kuzey Kore'de de yapmazlar. Böyle bir yerde böyle bir temsilci bulundurduğunuzda nasıl bir boyunduruk altına gireceklerini biliyorlar ve imajları her şeyden önemli. Yani kişiler bilgilerinin kamunun eline geçtiğini bilirlerse bu sosyal medya platformlarını kullanmayı bırakırlar. O zaman geleceği yok olur zaten. Bu boyunduruğun altına girmeyi kabul etmedi bu sosyal medya platformları. Dolayısıyla da uygulanamıyor. 10 milyon ceza ödenmiyor. Şimdi adım adım nasıl olacak? Tabii sosyal medya platformları bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bakıyorlardı. O zamana kadar bu kararları geciktirmek istiyorlar. Çünkü Joe Biden'ın sosyal medya platformlarını destekleyeceğini düşünüyorlar. Zaten Joe Biden'ın seçilme ihtimali belirince seçimlerde sosyal medya platformlarının bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki o bütün o şirketlerin, özellikle de sosyal medya şirketlerinin hisse senetleri çok yükseldi. 50 milyar dolar değer kazandılar birkaç gün içerisinde. Fakat aynı zamanda sosyal medya platformları Trump'ın ilk seçildiği seçimde yapılan manipülasyonlar, bunun seçime alet edilmesi nedeniyle belli bir etik ajanda oluşturdular ve bu doğrultuda hareket ediyorlar. Mesela seçim sonuçlarını yanıltan Trump'ın bir timi vardı ve Facebook grubu oluşturmuşlardı. Bunlar bu Facebook tarafından kapatıldı. Aynı zamanda bizzat Trump'ın seçim sonuçlarını illegal eden, ilan eden, seçim sonuçlarının çalındığını söyleyen delilsiz, temelsiz, propaganda amaçlı tweetlerine mesela Twitter kısıtlama getirdi. Facebook uyarı koydu bunlara. Dolayısıyla bir etik ajandadan hareket ediyorlar. Tıpkı işte nasıl ki medya dünyasında bir basın meslek ilkeleri süzüle 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 bir noktaya gelmişse
Artık sosyal medyada da özellikle Trump'ın ilk seçiminde seçildiği zaman ki tecrübe sosyal medya platformlarına da böyle bir şey getirdi. Dolayısıyla da direniyorlar ve Trump'a direnenler, Trump'ın boyunduruğuna girmek istemeyenler, Tayyip Erdoğan'ın boyunduruğuna hiç girmek istemeyeceklerdir. Şimdi ne olacak peki? Facebook bir liderlik yapıyor. Niye Facebook liderlik yapıyor? Bu da çok önemli. Şimdi Türkiye'de 37 milyon tane Facebook kullanıcısı var. 37 milyon Facebook kullanıcısı dünyada ilk 10'a girmesi demek Türkiye'nin. Çok büyük bir rakam. Ve Türkiye'de ana yeküm Facebook'ta hareket ediyor. Tayyip Erdoğan çeşitli zamanlarda sosyal medya platformlarını bazı krizlerle karşılaştığı dönemlerde band genişliklerini kısarak girilemez hale getirdiği oldu. Mesela 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında bunu yaptı. Mesela İstanbul seçimlerinde, işte Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerde yaptı. Kobani olayları sırasında yaptı gibi böyle gerilimlerde mesela 30'dan fazla Mehmetçiğin şehit olduğu Suriye'deki saldırıda bunu yaptı gibi durumlarda bunu yaptı Tayyip Erdoğan. Fakat Facebook hep istisna tuttu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın da hitap ettiği taban işte için Twitter vesaire çok önemli değil. Fakat Facebook önemli. Facebook'taki herhangi bir kısıtlama insanları ciddi biçimde rahatsız edecek. Tayyip Erdoğan tabanı dahil. Genel halk Tayyip Erdoğan'da oy aldığı kitle Facebook'ta ve o Facebook'ta herhangi bir kısıtlama yapıldığında bu kitle ilk defa özgürlüklerinin kısıtlandığını hissedecek. İlk defa. Ve bu onlarda bir refleks oluşturma ihtimali var. Dolayısıyla 17-25 Aralık operasyonu dahil Tayyip Erdoğan karşılaştığı krizlerin hepsinde Twitter'ı kısıtladı vesaire ama Facebook'a hiçbir biçimde dokunmadı. Ve dolayısıyla da bu sosyal medya platformlarının hepsi Facebook'un şemsiyesinin altında, Facebook'un liderliğinde hareket ettiler. Ve ilk Facebook Türkiye'ye temsilci atamayacağını duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra iki şey olabilir. Tayyip Erdoğan kararlılıkla yasayı uygulamaya devam edebilir. İşte cezalar, reklam yasakları gelip kapatılmaya kadar iş gidebilir. Fakat bunun da bir faturası olacak Türkiye'ye. Ve bu faturayı karşılamaya hazır mı Türkiye? Yani Türkiye dünyadaki algısını tamamen Kuzey Kore gibi oturtmaya hazır mı? Ben buna çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan için uluslararası platformlarda meşru lider, seçilmiş lider, meşruiyetini koruyan demokratik lider olmak çok önemli. Ve Tayyip Erdoğan'ın poz vermek, karaya girmek istedikleri liderler hep batılı liderler aslında. Avrupa Birliği liderleri, Amerika Birleşik Devletleri başkanları hep bunlarla aynı kareye girmek için, hatta o kareleri oluşturmak için önceden talimatlar alınır, verilir, hazırlıklar yapılır filan. Bu çok önemli. Tayyip Erdoğan bunu yaptığı zaman işte bu karelerin tamamen dışında kalacak. Gireceği kareler işte Kuzey Kore liderinin şu bu olduğu kare olacak. Böyle düşüncesizce bir yasa tasarısı hazırlandı ve bu sosyal medya platformlarının kar güdüsüyle boyun eğecekleri düşünüldü. Fakat sosyal medya platformları boyun eğmediler şu anda. Zaten Türkiye piyasası da sosyal medya platformları için her geçen gün daha az karlı bir duruma geliyor. Türkiye'nin ekonomik durumu nedeniyle daha az reklam gelirleri gelmeye başladı. Ve o eski parlak günlerindeki gibi de değil aslına bakarsanız. Türkiye'nin o kadar da forsu yok bu sosyal medya platformları üzerinde. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı yeni bir kararla kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolu personel başka kurumlara atanabilecek ve bu atamalarda sayı sınırlaması olmayacak ve atamalar Cumhurbaşkanı'nın kararıyla olacak. Yani ve burada Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle dahil edilmiş. Yani ve burada şart olarak da şu koşuluyor. Söz konusu kuruma uyum sağlayamadığı değerlendirilen personel deniyor. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki bir istihbarat elemanının Milli İstihbarat Teşkilatı'na uyum sağlamadığı düşünülürse, burada rütbe de belirtilmiyor, yıl, tecrübe falan belirtilmiyor hiç. Düşünülürse bu ilgili kurumla Cumhurbaşkanlığı arasında karşılaştıracak ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bu kişi Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan alınacak. Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın burada aracı kurum olma durumu var yasada. Aile Sosyal Bakanlığı üzerinden başka bir kuruma gönderilecek. Mesela
İstihbarat Teşkilatı'na bir personel alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na işte kızak kadrolardan bir tanesine gönderilecek. Ya da Sağlık Bakanlığı'na ya da işte herhangi bir bakanlığının ARGE dairesine vesaire böyle kızak kadrolardan herhangi bir tanesine gönderilecek. Fakat burada bu Cumhurbaşkanlığı kararında çok önemli bir nokta var. Sayı sınırlaması olmayacak diyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın bir anda böyle sayı sınırlamasına da bağlı olmadan bu kurum personellerini, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi önemli kurum personellerinin çok önemli bir bölümünü bir gecede belki de alıp oradan başka bir kuruma göndermesi, bütün yetkilerini yok etmesi söz konusu olabilecek. Normalde işte bu tip özellikle mesela Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlarda bazı personellerle sorunlar yaşanabilirdi. Bazı personelin ailevi hayatından kaynaklı olabilir, işleri yürütme tarzının nedeniyle olabilir. Personelin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrılması değerlendiriliyordu. Fakat bu çok istisnai durumlardı ve bu kişi işte o zaman başbakan vardı. İşte başbakanlık kararıyla bu kişi işte özlük hakları saklı kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçiriliyordu. Fakat o kişinin özelinde filan görüşülerek hassas biçimde yapılıyordu bu. Şimdi bu sayı sınırlaması olmaksızın ibaresi son derece önemli. Yani böyle sanki bir şeye hazırlanıyor Tayyip Erdoğan gibi. Böyle bir gecede Milli Savunma Bakanlığı'ndan sayı sınırlaması olmadan bir sürü kişi, bir gecede Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir sürü insanı başka bir kuruma atayabilecek. Tabii tersi de söz konusu. Bütün kamu kuruluşları işin şemsiyenin içerisinde olduğu için, fakat bu iki kurum özellikle belirtilmiş, başka bir kurumdan Milli İstihbarat Teşkilatı'na da aynı şekilde sayı sınırlaması olmaksızın personel gönderilebilir. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'dan önce emniyette başlamıştı böyle adım adım. Tayyip Erdoğan çok geniş değişiklikler yaptı. Mesela bunlardan bir tanesi ve ilk başladığı nokta emniyet istihbarattı. Normalde emniyet istihbarat şubesine bir personelin geçmesi için çok böyle sıkı yönetmelikler vardı. İşte 27 yaşına gelmeden bu istihbarat şubesine geçecek. Çünkü oraya geçtikten sonra önce sokakta istihbarat, yavaş yavaş işte organize suç örgütlerinde istihbarat, sonra yavaş yavaş terör örgütlerinde istihbarat, adım adım yetişe bir noktaya geliyordu ve istihbarat şube müdürlüğüne kadar iş gidiyordu. Fakat bu tecrübeleri adım adım kazanması için 27 yaşında girmesi lazımdı istihbarat şubesine. Aynı şekilde terörle mücadele şubesinin de böyle kendine göre yönetmelikleri vardı. Bunların hepsi Efkan Ala duman etti her şeyi biliyorsunuz. Bunların hepsi değiştirildi. Ve işte biliyorsunuz terörle mücadele polisleri o tarafa, istihbarat polisleri bu tarafa, kom polisleri, narkotik polisleri, bütün önemli şubelerin hepsi boşaltıldı ve yönetmelikleri değiştirildi. İşte biliyorsunuz Cemevi Bahçesi'nde bir vatandaşımız vurulmuştu. Mesela o vatandaşı vuran polis normalde emniyette şoför kadrosunda, yani polis ama emniyet müdürlerinin filan şoförlüğünü yapan birisiydi. Bunu terörle mücadele kadrosuna geçirmişlerdi. Ve terörle mücadele kadrosunda sokak olaylarına müdahale etmek için belli bir tecrübeden sonra, mesela ilk zamanlar gidilince silahsız gidiliyor, sadece gözlem eleman olarak gidiliyordu vesaire. Fakat bu kişi belinde silahıyla ve böyle önemli bir protestoya gönderildi ve ilk panik anında silahını çekip ateş etti sağ sola. Ve Cemevi Bahçesi'nde bir vatandaşımızı vurdu bu polis. İlk katıldığı görevde terörle mücadele şubesinde. İşte bu bize tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir örnekti. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti ve Cemevi Bahçesi'nde bu toplumun önemli bir kesiminde Alevilerde bir kırılma meydana getirdi. Şimdi buradan başladı iş ve Tayyip Erdoğan böyle kritik kurumları yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Hızlı hızlı da 15 Temmuz'dan sonra oldu böyle kitlesel değiştirmeler, kitlesel işten atmalar. 150 bin kişi KHK ile ihraç edildi biliyorsunuz. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı burada istisna tutuldu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çok az bir tasfiye yapıldı. Ve bu da KHK'larla yapılmadı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı kendini o KHK şemsiyesi altına sokmadı. İdarenin tasarrufu şeklinde bu kişiler işten çıkartıldılar. Ve ayrı bir şey yürüdü orada, prosedür yürüdü. Fakat anlıyoruz ki yeni dönemde buraya yönelik de böyle büyük bir
hazırlık söz konusu ve Tayyip Erdoğan bu yasal düzenlemeyi sessiz sedasız geçirdi. Tabi muhalefetin hiç umurunda değil. Muhalefet zaten uyuyor. Böyle bir yasal düzenlemenin geçtiğinden, yasal değil de Cumhurbaşkanlığı kararının çıktığından, bunun ne anlam ifade ettiğinden filan bir haber. Kimsenin gündeminde değil. Biraz da tabi bıkkınlık var. Tayyip Erdoğan her gün bir sürpriz yapıyor, her gün bir şey yapıyor. Ve bu başkanlık sistemine geçtikten sonra da iş öylesine bir yamalı bohçaya döndü ki komik komik şeyler oluyor. Mesela fakültesi olmayan yere dekan atıyorlar. Sonra işte bu medyaya yansıyor. Ertesi gün bunu iptal ediyorlar. Bir gün bir yönetmelik çıkartıyorlar. Ertesi gün o yönetmeliği değiştiriyorlar. Mesela Cumhurbaşkanlığı'nda bir böyle işte eski psikolojik harp ofisi gibi dediğimiz böyle bir ofis kuruldu. İşte anti-propaganda ofisi işte. Bir başkanlık kuruldu. Ya kurulduktan sonra birkaç gün sonra o kurulan kanunda kuruluş yönetmeliğinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilik yapılıyor. Ya zaten yeni getirdiniz bunu siz. Bir hafta sonra değişiklik yapılıyor. Çünkü yamalı bohçaya döndü iş. Sistem böyle Cumhurbaşkanlığı sisteminde yamalı bohçaya dönüştürüldü iş. Bir yönetmelik çıkartılıyor. Ertesi gün değiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı bir iki hafta sonra yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştiriliyor. Böyle yamalı bohça gibi devletten ziyade bir kabile devletine, Muz Cumhuriyeti'ne döndü iş. Her gün bir şeyler yapılıyor, bozuluyor, yapılıyor, bozuluyor. Bu arada bütün sistem mahvediliyor fakat bu umurlarında değil. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bu kurumla ilgili de böyle bir karar alınırken ve sayı sınırlaması olmaksızın kapsamına sokulurken çok düşünülmesi lazımdı. Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik kurumları bunlar, maliye ile ilgili kurumlar, bunlar devlet için çok önemli kurumlardır. Ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler çok önemli etkileri olur, domino etkileri olur devlette. Dolayısıyla burada öyle kolay kolay değişiklik yapamazsınız. Fakat sayı sınırlaması olmaksızın yapılabilecek değişiklik gibi bir düzenleme getiriliyor. Bu noktaya da gidilecek. Geçen gün mesela bir haber vardı. Türk F-16'sı ile Yunan F-16'sı Ege semalarında it dalaşı yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 pilotu Pakistanlı. Neden? Çünkü F-16 pilotu kalmadı. Normalde Türk F-16 pilotları Pakistan ordusunun F-16 pilotlarını eğitirdi. Ben havacıyım. Kayseri'de askerliğimi yapmıştım. Erkilet Hava Meydanı'nda, askeri hava meydanında. Ve orada Pakistanlı pilotları biz de görüyorduk mesela. İşte orada kargo uçakları için eğitime geliyorlardı mesela. Ve haberde çok olurdu böyle Pakistanlı pilotları Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitmesiyle ilgili. Şimdi iş tersine döndü. Eğitmeyi bırakın. Ege semalarındaki Türk F-16'sını Pakistanlı pilot kullanıyor ve Yunanistan'da it dalaşına giriyor. Yani tweet bu kadar diye bir tabir var ya, bu kadar gibi bir şey. Yani Türkiye'de tabii bunlar, bu değişiklikler, yap bozlar halkta da bir tedirginlik yaratıyor ve geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber vardı mesela Wall Street Journal'da. Türk ekonomisiyle ilgili bir analizdi. Burada Türkiye'de çelik kasa satışlarının %50'nin üzerinde arttığı ile ilgili bir istatistik vardı. Ve bunu araştırmışlar. Neden Türkiye'de böyle çelik kasa satışları artıyor? Çünkü insanlar artık bankaya, bankacılık sistemine ve devlete güvenmiyorlar. Yarın mal varlığımıza el konur mu? Banka hesaplarımız bloke edilir mi? Döviz krizi nedeniyle bankalardan para çekme olayı kısıtlanabilir mi? Yunanistan da bu süreçlerden geçmişti ve insanlar paraları evlerinde saklamaya başlamışlardı ve çok büyük de hırsızlıklar olmuştu böyle evlerden, paraları herkes evde sakladığı için. Çünkü bankadan para çekemez hale gelmiştiniz Yunanistan'da. İşte bu çelik kasa satışlarının bu ekonomik krizde %50 artması demek, şu demek, insanlar artık devlete güvenmedikleri için paralarını evlerinde tutuyorlar demek. Bu çok önemli bir gösterge. İşte bu noktaya gelmemizin sebebi işte devletin mekanizmasının yok edilmesi. Şimdi bugün işte Trump'la ilgili konuda bir kamuoyunda bir direniş olduysa ve Joe Biden bu noktaya geldiyse, işte o Trump'ın bütün o çılgınlığına ve başkan olarak bütün o yetkisine, her şeyi tahrip etmesine rağmen işte orada direnen bir devlet mekanizması vardı. Demokrasi çok hassas bir rejim. Bu
buna devlet mekanizmasıyla birlikte medyasının, sosyal medyasının da direnmesi gerekiyor bu tahribata karşı. Türkiye'de bu kalelerin hepsi tek tek pes ettiği için, bir direniş olmadığı için işte rejim ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki insanlar kendilerini evlerindeki çelik kasalarla güvence altına alıyorlar. Devlet mekanizması da Türkiye'de bağımsız bürokrasi, kanunsuz emirleri uygulamayan bürokrasi de yok edildiği için işte insanlar güvencesiz kalıyorlar ve kendilerine çelikten güvence inşa etmeye başlıyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda da sayı sınırlaması olmaksızın yapılacak bu değişiklikler, emin olun Türkiye ile ilgili istihbarat çalışması yapmak isteyen ülkelerin ya da Türkiye ile ilgili bir ciddi bir çatışma yaşayan, gerilim yaşayan ülkelerin ordularının da radarında olacaktır. Ve onlar Türkiye'nin gücünün ne kadar olduğuna ilişkin testlerde bu verileri de kullanacaklardır. Ki Türkiye'nin güvenlik kurumlarındaki böyle bu altüst oluş, güvenlik kurumlarındaki bu değişiklikler, yapısında, kadrolarında değişikliklerle ilgili analizler de zaten çıkıyor uluslararası medyada. Türk İstihbarat Teşkilatı ile ilgili de muhakkak bu tip değişikliklerden sonra çıkacaktır. Herkes dünyada neyin ne olduğu, sizin gücünüzün ne kadar olduğunu farkında. Mali açıdan, istihbari açıdan, askeri açıdan bunun farkında. İşte yerli ya da milli propagandası ancak Kapıkule sınırlarının içerisinde kalıyor. Onun dışında bu masallara herkesin karnı tok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün iki önemli konuyu ele aldım. Hafta içi bir dosya konusuyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.